Şimdi son durumu alacağız. Televizyonlarını yeni açanlar için ve bizi radyolarında yeni dinlemeye başlamış olan izleyici ve dinleyicilerimiz için tekrar edelim son dakika gelişmesini. Yeni bir deprem daha yaşandı İran'ın Hoy ilçesinde. Merkez üssü yine Hoy ve büyüklüğü de 5,9 olarak açıklandı değerli izleyiciler. Sabahın erken saatlerinde yaşanan 5,9'luk depremin etkisiyle maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Elbette aklımız sınır köylerimizde ve orada yaşayan vatandaşlarımızda. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Ahmet Çelik'in haber nöbeti sürüyor. Ahmet, elindeki bilgiler ne yönde, lütfen paylaş bizimle. Evet, o büyük deprem 5,9'luk deprem yaklaşık olarak 19-20 dakika önce meydana geldi. Bizler de Özpınar köyündeyiz ve o depremi hissedenlerden birisiyiz. Şiddetli bir depremdi. Yaklaşık olarak 5-6 saniye boyunca sürdü. Yapılan açıklamada İran'ın Hoy kenti olduğu yine belirlendi ve şiddetinin de 5,9 olduğu açıklandı. Şu an itibariyle bulunduğumuz bölgede zaten binalar hasarlıydı. Hasarlı binaları kontrol ettiğimizde bir yıkımın gerçekleşmediğini gördük ama önceki depremde çok sayıda bina yıkılmıştı. Şu an itibariyle gözlemlediğimiz kadar meydana gelen son depremde yıkımın olmadığını fark ettik. Hemen bizler de o depremin ardından etrafımıza baktık. O hasarlı binaların durumu ne olacak diye. Yıkım olmadığını biliyoruz. Öte yandan Bakan Soylu da açıklamıştı. Bu konuda dikkatli olunması konusunda, vatandaşların hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu. İşte o depremin, Marçı depreminin oluşu da hasarlı binalara vatandaşların iyi ki girmediğini bir kez daha ortaya koydu diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Evet, sınır hattından gelişmeleri A Haber ekibinden Ahmet Çelik'ten almaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, şimdi de telefon attığımızda deprem uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Oruç var. Sayın Oruç, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, saatler 19'u gösterdiğinde İran'da yine Hoy'da sınırımıza çok yakın bir noktada 5,9'luk bir deprem daha meydana geldi ki geride bıraktığımız saat dilimlerinde yine büyüklükleri 4 civarında olan artçılar yaşanmıştı. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Bu deprem, sabah yaşanan deprem sonrasında neye işaret ediyor? İlginç bir deprem. Yani bu kadar çok kısa aralıklarla ikinci bir ana şokun meydana gelmesini biraz şaşırtıcı buldum ama buradan da şöyle bir bilimsel bilgi çıkartabiliriz. Sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremden sonra en büyüğü 4,6'ya ulaşan artçılar meydana geldi. Ve daha sonra da ana şokun, yani sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ana şokun oldukça yakınında, biraz kuzey doğusunda bugün saat 19'da yeni bir ana şok meydana geldi. Bu seferki ikinci ana şokun derinliği biraz daha sığ diğerine göre. 6 kilometre civarında, yanlış görmediysem. Bakınız, burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani bu tesadüf olamaz yani. Doğada hiçbir şey tesadüflerle yürümüyor. Demek ki sabah meydana gelen depremle birlikte bir stres transferi meydana geldi kol üzerinde. Ve bu stres transferinin neticesi olarak zaten var olan gerilimin bu transferle birlikte üzerindeki elastik deformasyonun boşalmasıyla, enerjisinin boşalmasıyla kinetik enerjiye dönüştüğünü ve yeni bir ana şok, yeni bir deprem ürettiğini görüyoruz. Onu anlıyoruz. Bakınız, bu aslında fayının kuzey ucu kısımlarında meydana geliyor. Zaten bu türden fayların, fay zonlarının ya da fay kollarının uçlarında birikir stresler. Ve bu açıdan baktığımızda şaşırtmıyor ama şaşırtan kısmı, bu kadar kısa sürede yeni bir ana şokun, hem de neredeyse aynı büyüklükte olan ana şokun ortaya çıkmış olması, tamamen gerilim transferiyle açıklanması gereken bir husustur. Bu depremin daha sığ bir noktada gerçekleştiğini söylediniz. Buna evet, bir anlam yüklemeli miyiz? Depremin daha sığ bir noktada olması, yüzeye daha yakın olması peki yıkıcılığını arttırır mı acaba? Endişelenmeli miyiz? Evet, güzel bir soru sordunuz. Şöyle söylemek lazım. Şimdi depremin büyüklüğü değişmez. Yani 5,9 ise o 5,9 olarak kaydedilir. Ama depremin şiddeti değişken bir büyüklüktür, değişken bir sayıdır. Yani hani nasıl ki bir suyun içerisinde taşı bıraktığınızda halkalar giderek artık şiddetini azaltarak biter,
Bu da öyledir.